Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzda harika waffle'lar yapacağız. Türlü türlü waffle'lar yapacağız. Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırarak işe başlıyoruz. Bugün ben 3 tane yumurta kullandım. 3 yumurtanın akını önce bir çimdik kadar, bir çay kaşığı kadar tuzla iyice köpürene kadar çırpacağız. Şimdi waffle'ın böyle yumurtalarını ayırmadan da yapabilirsiniz. Ama şayet bu şekilde ayırırsanız daha pofuduk pofuduk böyle içi hamurlaşmamış waffle'lar elde edersiniz. Bu çok istenilen bir kıvam. Dışarıda bunu elde edebilmek için insanlar içine kimyasallar koyuyorlar. Sentetik maddeler koyanlar var. Daha az yumurta harcamak için. Ya da bu hazır waffle tozlarında bunlar var. Siz evinizde bunu gerçek yumurta kullanarak bu kıvamı elde edebilirsiniz. Keklerde de genelde böyle yumurta akını sonradan ilave ederek daha pofuduk pofuduk kekler yaparız. Aslında bakarsanız waffle hamuru bir kek hamurudur. Tost makinesinde pişebilecek kadar kıvamlı bir kek hamurudur. Bu şekilde kar haline geldikten sonra yumurta sarılarını ve şekeri çırpacağız. Yarım su bardak kadar şeker kullandım. Şeker miktarı opsiyonel, azaltabilirsiniz. Dilerseniz çoğaltabilirsiniz. Bunları şöyle bir çırpacağım ve ılık olan tereyağını, ılık ve erimiş olan tereyağını içine ekleyeceğim. Bu sayede şekerim de içinde erimiş olacak. Ilık olması bu yüzden önemli. Bu kek hamurunun malzemelerinin hepsi ılık olursa çok daha iyi sonuç alırsınız. Çok daha iyi içine kaynaşır birbirine. Sütümü de ılık olarak kullanacağım. 1,5 çay bardağı kadar süt ilave ettim. Malzeme listesini hem videonun başına hem de açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan temin edebilirsiniz. Bir tek un miktarını yaklaşık olarak verdim. Çünkü her un aynı sonucu vermiyor ne yazık ki. Ben 1,5 su bardağı kadar un kullandım. Siz de videodaki kıvama dikkat ederek ununuzun ilavesini yapabilirsiniz. Daha sert olursa sütle de açabilirsiniz. Daha yumuşak olursa bir kaşık daha un fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra da içine yumurta aklarını ilave edeceğim. Yumurta aklarını iki seferde içine ilave ettim. Aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum ve bu şekilde sönmemesi için havalı bir şekilde karıştırıyorum bu kek hamurumu. Daha sonra bir taraftan da waffle makinemi güzelce kızdırdım. Benim waffle makinem bir tost makinesi. Böyle tabakaları değişebilir bir tost makinesi. Yaklaşık 3-4 seneden beri kullanıyorum bu waffle makinesini. Çok güzel bir şekilde yağlamanızı tavsiye ederim. Şimdi bu tabakaların şöyle bir özelliği var. Şayet bulaşık makinesine attıysanız yapışıyor. Ama eğer aldıktan sonra hiç bulaşık makinesinde yıkamazsanız bu tabakalar yapıştırmıyor. Ben bu hataya düşerek bunu anlamış bulunuyorum. Çok güzel tereyağla ya da margarinle yağlayın. Çünkü sıvı yağ yapıştıracaktır. Katı yağla çok daha iyi sonuç alırsınız. Birer kepçe kadar böyle ya da makinenizin büyüklüğüne göre çok kalın serpmeyin çünkü kenarlardan akıyor fazlası. Bu şekilde yaptıktan sonra makinemin kapağını kapatıyorum ve kesinlikle açmıyorum. Şimdi bunların ışık sistemi oluyor. Önündeki yeşil ışık yanacak. Sonra da piştikten sonra bu yeşil ışık sönecek. O söndükten sonra da artık açabiliyorum kapağını. Bakın bu şekilde kızarmış waffle'larım hazır. Şimdi ben bir de kakaolusunu yapmak istedim. Normalde belki görmemiş olabilirsiniz. Ben de bugün ilk defa kakaoluyu denedim. Harika bir sonuçla karşılaştım. Bunu göğsümü gere gere bu tarifi de vermek istedim. Geriye kalan waffle hamuruma yarı yarıya kullandım. 1,5 tatlı kaşığı kadar kakao ilave ettim. Yine opsiyoneldir. Daha açık renk ya da daha böyle çikolata tadını seviyorsanız daha koyu renkte yapabilirsiniz. Bu şekilde yine yumurtasını söndürmeden aşağıdan yukarıya karıştırarak kek hamurumu karıştırdım ve bunu aynı şekilde pişireceğim. Müzik
Şahane kakaolu waffle'larım da hazır. Bunlar böyle çok güzel kokuyorlar. Böyle çikolata gibi kokuyorlar. Tereyağında vermiş olduğu bir lezzet. Harika oldular. Şimdi böyle alırken biraz yumuşaktır ama dışarıya çıkardıktan 1-2 dakika kadar sonra biraz böyle dış yüzey çıtırlaşacaktır, sertleşecektir. Şimdi bunları böyle kahvaltılık çikolatayla ve meyvelerle süsleyerek servis yapacağız. Çikolatasını çok sürmeyin ki böyle waffle'ın da tadını ayrı ayrı alın isterim. Şimdi birincisini normal bu şekilde klasik bir şekilde sandviç haline getiriyorum. Benim çocukların yemekte zorlandığını keşfettiğimden beri bunu şişlere takmaya başladım. Böyle mangallık şişlere bu waffle'ları dizeceğim meyvelerle birlikte ve çikolatayla da süsleyeceğim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Her iki şekilde de tadı aynı. Fakat görüntüleri böyle çeşit çeşit oluyor. Doğum günlerinde falan bu şekilde yapıp böyle servise sunabilirsiniz. Çocukları sevindirmek adına harika şişler hazırlayabilirsiniz. Ben size waffle'ın içinin de nasıl güzel piştiğini göstermek istedim. Bakın kek çok güzel, içi hiç hamurlaşmadı. Çünkü yumurta akını ayrı kabarttığım için çok güzel pofuduk pofuduk kabardılar. Bu şekilde yaptıktan sonra yine çikolatayla süsledim. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Umarım bu tarifi dener ve beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.